Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sevgili dostlar Kılıç Okulansa köy binası 14 gelecek mi bu soruya cevap vereceğiz ve aynı zamanda Kılıç Okulansa gidişatı nasıl olacak bunun gibi birçok soruya da cevap vereceğiz arkadaşlar Kılıç Okulansa partner youtuberları bu soruları cevap verdi ben de bunu İngilizceden Türkçe çevirerekten sizlere aktarmaya çalışacağım çok faydalı bilgiler olacak arkadaşlar o yüzden videoyu kesinlikle kesintisiz bir şekilde izlemenizi istiyorum. Ve aynı zamanda yeni köy binası düzenleri arkadaşlar ekledim kulaştuber.com'a. Gidip oradan kopyalama linkleriyle birlikte indirebilirsiniz. İstediğiniz seviyedeki belediye binasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Köy binası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'e kadar arkadaşlar. Hem klan savaşı düzenleri hem de ana köy düzenleri bulabilirsiniz gençler. Bunu şimdiden söyleyeyim sizlere. Hadi bakalım lafı fazla uzatmadan Like atıyorsunuz ve başlıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında cloudshuber.com'un linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Veya yorumlar kısmının sabitlemiş bir şekilde bulabilirsiniz. Veya Google'dan da aratarak gidebilirsiniz cloudshuber.com'a. Şimdi... Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Özetlere gideceğim çünkü İngilizceden Türkçe çevirdiğimiz zaman maalesef devrik cümleler çok fazla oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı kendi cümlelerimde size kuraraktan aktarmaya çalışacağım. İlk sorumuz. Oyunun geleceği nasıl görünüyor arkadaşlar? Supercell'e sorulan soru arkadaşlar. Supercell bunu açıkladı. Clash'in Clash'in geleceği gerçekten heyecan verici görünüyor. Geleceğimiz bazı destansı şeyleri açığa çıkarmak için henüz çok erken yani şu an için yapacağımız planları açıklamak için çok erken. Zamanlar bunları sizlere aktaracağız arkadaşlar ve ancak gelecekteki güncellemelerden de getireceğimiz şeyler için gerçekten heyecanlıyım. Zaten az önceki söylediğim cümlenin devamı. Clash ekibi 8 yıl sonra bile gerçekten enerjik, yavaşlama planımız yok. Yani herhangi bir durma ya da güncelleme getirmeme gibi bir planımız yok. Kılıç Ok kapatma gibi bir planımız yok. Oyun e, oyunu oynayan oyuncular olduğu ve bir kılıç ekibi olduğu sürece içerikleri koymaya devam edeceğiz. Yani Kılıç Ok ilk günkü gibi seyredeni devam ettirecek yeni şeylerle gelecek arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şimdi ikinci soru arkadaşlar yeni e, yeni klan avantaları avantajları intikam düğmesinin yenilenmesi ve arkadaşlara saldırma imkanı ne olacak arkadaşlar şimdi burada çok fazla demlik devrik cümle var bunu ben de ilk başta anlayamadım okuduğum zaman ama klan avantajları dediğimiz şey arkadaşlar şu şekilde biliyorsunuz ki klan bölümünde hemen avantalar var arkadaşlar avantaları şimdi bu avantalarda biliyorsunuz ki Klan seviyesi yükseldikçe yeni birlik e, mesela birlik maliyetleri düşüyor, ondan sonra 7 birlik bağışlama, büyü bağışlama vesaire bir sürü şey geliyor arkadaşlar gibisinden. Bu gibi şeyler üst seviyeli klanlarda daha avantajlı arkadaşlar alt seviye klanlarda. Şu an için bir şey getirmeyecekler arkadaşlar yani klan avantaları getirmeyecekler intikam düğmesinde herhangi bir şu an değişiklik olacağını söylemiyorum ve aynı zamanda intikam şeyinde arkadaşlar örnek vereyim Öyle adamın kalkanı olduğu zaman mesela bu adamın kalkanı olsa 900 bin oy ben buna dalarım birazdan evet, bu adamın kalkanı olursa eğer saldıramıyorsunuz ya yani adamlar da demiş ki bu adamların kalkanını olduğu süre boyunca neden saldırılsın ki yani çok saçma olur ve çok da adaletsiz olur o yüzden herhangi bir intikam düğmesine de değişiklik yapmayacağız arkadaşlar ve dediğimiz gibi küçük klanların da şevkini kırmamak için arkadaşlar yine klan avantaları getirmeyeceğiz hani kısa öz yani özeti bu şekilde arkadaşlar devamı da gidiyor bunu bilmeniz yeterli yani Söylediklerimi bilmeniz yeterli. Yine klan avantaları gelmeyecek arkadaşlar şu an için. Hani tabi ge gelmeyecek dediysek de illaha hiçbir zaman gelmeyecek diye bir şey lafı yok. Hani süpersel biliyorsunuz sürprizlerle dolu. Sırf bunları yayınladı diye arkadaşlar sürpriz de yapabilir arkadaşlar bize bunu şimdiden söyleyeyim ee, devler süper savunma ve süper büyüler fikrini deniyor mu devler dediğimizde şirket oluyor arkadaşlar büyük ya ee, Türkçeden İngilizce çevirince maalesef böyle oluyor şirket süper savunma şimdi süper savunma dediğimiz şey ise arkadaşlar yeni bir yani birçok savunmanın birleştirilmiş hali örnek vereyim şuradaki hava savunması ile arkadaşlar e, hava patlatıcının birleşimi gibi bir şey düşünün hatta var arkadaşlar belediye binası biliyorsunuz ki 12 ve 13'te bir tanesi Tesla'ya dönüyor bir tanesi de arkadaşlar Cehennem Kulesi'ne dönüyor ee, maalesef Bayağı da güçlü yani biliyorsunuz arkadaşlar Eğer bu fikri mesela örnek vereyim ee, Denemişler zaten bildiğiniz üzere ve çok da hani hoş ama biraz oyunun dengesini çok fazla değiştireceğinden dolayı Normal savunmalarda denemeyecekler örnek vereyim Tesla'ları düşünün arkadaşlar Bu Tesla'lar birleşiyor Şuna dönüyor düşünsenize Şuradaki Mega Tesla'ya dönüyor Mega Tesla'n biri yokmuş Lanet gelsin Tamam mega testeye dönüyor arkadaşlar. Düşünsenize inşaatçı binastaki mega teste gibi bir şey oluyor. Ve çok fena hasarı var arkadaşlar. İnanılmaz derecede hasarı var. Hani onun gibi bir şey olduğunu düşünsenize. Hani bu oyunun seyrini değiştireceğinden dolayı arkadaşlar. Yüzdelik seyrini değiştireceğinden dolayı. E, maalesef bunu şu an için desteklemiyorlar. Ve süper büyüler arkadaşlar süper büyülerde büyülerden memnunlar büyülerde herhangi bir değişiklik yapmayacaklar hani süperleri de gelmeyecek bunu da şimdiden söyleyeyim diğer soru FQ için çalışmalarda yeni bir oyun modu var mı? Ha demişler ki arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni oyun modu hani evde falan değişiklikler var mı biliyorsunuz ki şurada e, tabi gitti o ama. Bu arka plan değişikliği geldi biliyorsunuz yeni değişiklik olarak arka plan değişikliği geldi tabi bunun içinde bir ton daha fikirleri var örnek verin biliyorsunuz ki zaman içerisinde 8 yıllık zaman içerisinde klan savaşları eklendi klan savaşları eklendiğinden sonra ee, klan oyunları eklendi lig oyunları eklendi lig sezonları eklendi arkadaşlar vesaire bir sürü şey eklendi arkadaşlar e, ve Bununla birlikte yeni tekli oyuncuları arkadaşlar sosyal içerikler eklerken çok dikkatli olmak istiyoruz diyorlar. O yüzden zamanla yavaş yavaş ekleyeceğimizi söylüyorlar arkadaşlar. Bu kadar ama bir ton fikirleri var. Onu da belirtmişler yani bir sürü şey getireceğiz. Onu da belirtmişler. Yani şu an için zamana ihtiyacımız var. Oyunun seyri neye göre değişecekse ona göre e, etkinlikler getirmeyi düşünüyoruz. Şimdi gelelim köy binası 14 muhabbetine. Bir sonraki seviyesi ne zaman geliyor? Lütfen yakın zamanda yanıtlamayın e, demiş. O en az 2021'e kadar belediye binaları 18 aya kadar boşalmaya çalışıyoruz. Bakın çok saçma bir cümle değil mi? Yani diyor ki yeni bir belediye binası geçtiğin zaman yaklaşık bir sene gibi bir süre geçiyor arkadaşlar. Tamamen fullenmesi için. Bakın A'dan Z'ye arkadaşlar fullenmesi için. Yani bir sene gibi bir süre geçiyor. Bu yüzden zaten bir buçuk yılda bir yeni bir belediye binası getirdiler arkadaşlar. 10 getirdiler, 11 getirdiler, 12 getirdiler, 13 getirdiler. Şimdi 14 için ise şey düşünüyorlar arkadaşlar. Ee, Haziran ayının arkadaşlar Haziran ayının e, 2021'inde getirmeyi düşünüyorlar arkadaşlar. En erken Haziran 2021 güncelemesi olacaktır. Ancak bu köy binası 14'ü Haziran'da yayınlayacağımız anlamına da gelmez. Yani daha erken bir saatte de yayınlayabileceğimizi söylüyorlar arkadaşlar. Diyor ki e, birçoğunun bir çıkış tarihinin onay olarak ifademe bağlı kalacağını biliyorum. Ama bu söyleyeceklerimin hani tarih vereceksen o tarihe kalacağını bağlı kalacaklarını biliyorum ama e, bu köy binası 14 potansiyel olarak daha Erken gelebilir yani daha erken ilah Haziran ayını beklemezler yani örneklerim Aralık ya da Ocak Şubat gibi e, aylarda da arkadaşlar bu gelemeyi getirebileceklerini söylediler ve aynı zamanda arkadaşlar oyuncuların biliyorsunuz ki ne kadar stratejik bir şekilde köylerini geliştireceklerine de e, bağlıdır yani nasıl diyeyim kafadan atıyorum ya klan oyunlarını tam bir şekilde yapan bir insan. Klan savaşı liglerine tam bir şekilde katılan bir insan. Örnek vereyim şuradan inşaat çekiçleri, büyücü çekiçlerini alarak daha hızlı gelişen bir insan. Ondan sonra altın biletlerini alan ve oyunda ya köyüne yatırım yapan insan daha çabuk bitirecektir. Bunun gibi kişiler arttıkça bir sonraki belediye biraz seviyesinde getireceğimizi söylüyorlar arkadaşlar. Birçok birçok bilgi verdiğimi düşünüyorum. Elimden geldikçe de aktarmaya çalıştığımı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizlere aktarabilmişimdir. Dediğim gibi clashtuber.com sisteme de gidip uğrayabilirsiniz arkadaşlar. O sitede yeni köy düzenleri ekledim ve her hafta bir maksimum iki tane köy düzenli seviyesi ekleyeceğim. Her belediye binası seviyesi için arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'e kadar. Yani bir 14 gelse de 14'ü de ekleyeceğiz artık. Bakalım ne zaman gelecek arkadaşlar. Böyle diyorum ya kulağımıza yavaştan yavaştan çınlatıyorlar arkadaşlar. Ee, sizce bu görüşleri Clash of Clans, yani süpersel şirketin görüşlerini nasıl buluyorsunuz? Yani örnek verip klan avantalarının gelmemesi, büyüler hakkında değişiklik yapmamaları. Yani örnek verin Cihanem Kulesi'nin ilk sayının birleştirmeme olayı gibi. E, böyle savunma binalarının birleştirilmemesi fikrine karşı çıkmaları gibi. Bu fikirleri destekliyor musunuz yoksa? daha ne gibi şeyler gelebilir arkadaşlar. Onu da yorumlar kısmına yazın. Biz de bilelim, okuyalım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir like hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok 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 iyi bakın. Adios amigos. Bye bye. Gidiyorum bak ha. Bye bye.